Merhaba, Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlar, saygılar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma kötü bir haber aldığımı söyleyerek başlamak istiyorum. O yüzden sizlere bu negatif enerjiyi geçirmemeyi umuyorum. Ama gerçekler acıtıyor, doğanın kanunu bu. Dünya insanların karşısında nasıl bir topluluk var? Nasıl bir motivasyona sahipler anlayabilmiş değilim. Bu topluluğun, bu kişilerin projeleri uzun zamanlı, 50 yıllık, 100 yıllık projeler yapıyorlar. Ve bir insan bu projeleri hangi motivasyonla yapmaya çalışır? Kendisinin göremeyeceği, gerçekleştiğini göremeyeceği projelere neden bu kadar enerjilerini verirler ve düşünürler? Bu topluluk hakikaten ellerinde bulunan bilgiyi kendi lehlerine kullanmasını öğrenmişler. Dinlediğim kadarıyla, belirli tarihçilerden dinlediğim kadarıyla hepsi de 3 aşağı 5 yukarı aynı fikirde. Ama bu kişileri çok dinleyen yok. Karşıdaki topluluk o kadar kuvvetli ki ahtapot gibi bütün dünyayı sarmışlar, sarmalamışlar. Hatta ahtapot kelimesi bile, o kollar bile yetersiz kalır. Hücrelerimize kadar sinir sistemimize riayet ediyorlar. Bizim vücudumuzu ele geçirmişler. Ve bunları duydukça, öğrendikçe, gerçek payı olduğunu öğrendikçe hakikaten motivasyonu bozuluyor insanın. Ellerindeki, ayaklarındaki güç, dizleri boşalıyor, dizlerinin bağı boşalıyor. Biz inansak da inanmasak da bu güçler bizi yönetiyorlar. Bu yönetimi 1800'lü yılların başından itibaren ele geçirmişler ve çok büyük düşünüyorlar. Belki süper zekalı insanlar değil ama süper zekalı insanları kendileri için çalışmalarını sağlıyorlar. Ve dünya uluslarının, dünyada bulunan insanların bilgiye erişmesini engellemişler. Daha doğrusu gerçeklere erişmesini engellemişler. Gerçekleri hep sapıtmışlar. Bizler yalan bilgilerle yaşıyoruz şu anda. Tarihi bize anlatmamışlar, anlattırmamışlar. Tarihi, gerçek tarihi bulan tarihçileri ise bir şekilde kariyerlerini bitirerek, en son çare olarak da hatta öldürerek yok etmişler. Bilginin, gerçeklerin yayılmasını önlemişler. Şöyle ben size dinlediklerimi kısaca anlatmak isterim. Bütün bu sistemin doğuşu İspanyol yayılmacılığı ile başlıyor. İspanyollar Amerika'yı keşfettikten sonra Güney Amerika'daki bütün eski medeniyetlerin varlıklarını soymuşlar. Onları katliam yapmışlar, soykırımı yapmışlar ve dünyadan onları silmişler. Bu şekilde yaşayan, bu altınları alan İspanyollar İspanya'ya getirmişler. Hatta Endülüs devletini bunlar yok etmiş. Kütüphanelerdeki milyonlarca kitapları yok etmişler. Tembelliğe alışan İspanyollar hiçbir şey üretemez olmuş. Üretemeyince de diğer Avrupa ülkelerine, çevredeki ülkelere borç vererek faiziyle geçinir hale gelmişler. Elbette bir yere kadar bu devam ediyor. Tembellikleri bunların sonu olmuş. Bunları, bu kişileri, bu İspanya'yı örnek alan sonradan Portekizler, Hollandalılar, Belçikalılar, Fransızlar, Almanlar, sömürgecilik politikalarını, katliam politikalarını İspanyollardan öğrenmişler ve dünyada bulunan birçok medeniyeti hem soykırım yaparak hem de kültürlerini yok ederek hem de soyarak bu sistemi geliştirmişler. Bunların bilinenleri, en çok bilinenleri İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar ve sonradan oyuna Amerikalılar dahil oluyorlar. Japonlar ve Almanlar dahi sömürgeci bir devletmiş. Bunu birçoğumuz bilmez. Almanların dahi Japonya civarlarında sömürge bölgeleri varmış. Japonlar Amerikalıların ve Batı'nın sömürgesi olmadan önce Batılılar gelmişler bu adaya, Japonya adasına. Bir görmüşler ki bunlar çok geri kalmış bir toplum. Sadece kendini savunabilecekleri kılıçları var. Bunlara sizinle ticaret yapacağız diye yaklaşıp Japonya'yı büyük bir fabrika haline getirmişler. Üretim merkezi haline getirmişler. Japonları gördüklerinde ağızları açık kalmış. Japonlar çalışkan, tatil nedir bilmeyen,
krallarını tanrı gibi tapan, boş vakitleri olmayan değişik bir kültürmüş. Yani tam aradıkları bir toplumu bulmuşlar. Kendileri için değil, Japonlar krallar için çalıştıkları için bu enerjilerini sömürmek istemişler. Ve sonra da Amerikalılar girmiş devreye. Bunların ürettiklerinden daha fazla yararlanabilmek için enerji ihtiyaçlarını karşılamış, ham maddelerini karşılamış, her tarafı fabrikalar kurulmuş, çalışkan Japon halkını sömürmüşler. Amerikalılar üretilenin %80'ine el koymuşlar, %20'si Japonya'ya kalmış. Japonlar o kadar çalışmaya karşılık bir adım ileri gidemediklerini anlamışlar. Anlayınca da bunun için bir şeyler yapmak gerektiğini fark etmişler. Etrafları Çin gibi, Rusya gibi büyük devletlerle sarılı olduğu için bir de Amerika gelmiş işin içine. İlk önce Kore'yi işgal ederek Korelileri yenmişler, Çinleri yenmişler. Çinlerin kağıttan bir aslan olduğunu fark edince özgüvenleri gelişmiş. Çin'in %60'ını işgal etmişler, Rusları yenmişler ve diğer ada ülkelerini ele geçirmişler. Bunlar devletler tarihinde çok kısa bir zamanda olmuş. 40-50 senede olan bir şey. Büyük bir imparatorluk olup çıkmışlar. Bunu gören Amerikalılar, Batılılar onların da göz açıp kapayıncaya kadar bu gelişmesini durdurmak istemişler. Amerika ne yapmış? Bunların petrol bağımlılığı olduğunu bildiği için petrol ambargası uygulayarak bunlara büyük bir ders vermiş 2. Dünya Savaşı'nda. Japonlar şimdi Amerika'nın sömürgesi. Amerika onlara petrol, yiyecek içecek vermese bu ada devleti açlıktan ölecek durumda. Batı'nın bu emperyalist güçlerin en büyük kozu da odur zaten. Limon gibi seni sıkarlar ama senin güçlenmeni istemezler. Bu şekilde bütün dünya denizlerini ele geçiren Amerika bütün dünyayı neredeyse yönetmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'yı parçalamış. Osmanlı'yı zaten parçalamışlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda imparatorlukları, krallıkları parçaladılar. Sıra Rusya'daydı ama Rusya'yı İkinci Dünya Savaşı'nda parçalayamadılar. Ama planlar, projeleri bunların sadece sekteye uğradı. Şimdi bu plan projenin ikinci, üçüncü artık nasıl adlandırıyorlarsa o projeyi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Hepinizin bildiği gibi bilgi güçtür. Bu kişiler, bu gruplar iklim değişikliğinin nereden ileri geleceğini, hareketleri, göç hareketlerini falan tahmin edebiliyorlar ellerindeki bilgilerle. Biz bu bilgilere sahip olmadığımız için bizler için bilinmezlik korkudur. Anlaşıldığı kadarıyla da Rusya'yı, Rusya'nın kaynaklarını göz koymuşlar. Yeni bir dünya düzeni kuruyorlar. Amerika'da bulunan bu vatansız, ulusa bağlı olmayan topluluk dünyayı, dünya kendileri için çalışsın diyerek projeler yapmışlar ve bu projeleri gerçekleştiriyorlar. Bazen sekteye uğruyor ama amaçlarından kesinlikle vazgeçmiyorlar. Ve bunu biz Suriye'de görüyoruz. Yunanistan'da görüyoruz. Batımızda. Ermenistan'da görüyoruz. Terör örgütleriyle görüyoruz. Osmanlı'yı parçaladıktan sonra planlarını sekteye uğratan büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tü. Ama o da ölünceye kadar bağımsız bir Türkiye olarak kaldı ülkemiz. O öldükten sonra çok fazla geçmedi 1945 yılından sonra içimizdekilerin, Türk görünenlerin de yardımıyla ülkenin sinir sistemine hakim oldular. Ve biz nadir bağımsız ülkelerden bir tanesiydik. Hala daha öyleyiz. Çünkü bu ülkeler ilk gittiklerinde sömürge ülkelerin anayasasını değiştirirler ve kendi istedikleri anayasayı yaparlar. Sizi bağlarlar, savunma gücünüz yerle bir edilir, ordunuz dağıtılır. Sadece göstermelik bir ordu bırakılır halkı oyalamak için. Halk kendisini bağımsız bir ülke sansın diye.
Bunlar hep arka planda çalışırlar. Devletin önemli karar mekanizmalarında adamları vardır ve bu şekilde ülkemizi ele geçirmişler. Bu kişiler her alanda faaliyet göstermişler. Bilimde, üniversitelerde, eğitimde, ticarette özellikle, hatta spor kulüpleri aracılığıyla her yere riayet etmişler. Medyayı hiç unutmayalım. Medya en büyük kozlarından biri. İnsanların algısını değiştirmek için. Şimdi Türkiye yeniden bir istiklal savaşı veriyor. Ben buna inanıyorum. Bazı kişiler bilmeden veya bilerek bu kişilerin oyununa alet oluyorlar. Gerçekleri gören kişileri komplo teorisyeni diyorlar veya alaya alıyorlar. Örneğin bir otomobil yapacağız. Bunu Facebook'ta, sosyal medyada paylaşan kişiler öyle alaya dalgaya alıyorlar ki. Bilmiyorum bunlar ne yaptığının farkında mı? TOGG'un lastikleri Türkiye'de şişirilecekmiş diyerek küçümsüyorlar, özgüveni sağlamamızı engelliyorlar. Bilerek mi yapıyorlar bunu? Bilemeyeceğim. Ama birçoğu bilerek yapıyor. Bilmeyerek yapanlar ise beyni yıkanmışlardır diye düşünüyorum. Arkadaşlar, komplo teorisi diye ön yargılı hiçbir şeye yaklaşmayın. Her şeyi sorgulayın. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İnsanoğlunun bu zayıf tarafından, ön yargılı olmasından yararlanıyorlar. Birazcık tarihimizi okuyun ama güvenilir yerlerden okuyun. 1945'ten sonra biz bağımsız falan değilmişiz. 1945'ten sonraki yönetenlerin isimlerine iyi bakın. Bilgiyi, TRT'yi, medyayı, her tarafı, kitapları, gazeteleri ele geçirmişler. İstedikleri bilgiyi vermişler. İstedikleri algıyı yapmışlar bize. 1980 yılında darbe yapıldığında ilk yapılan işlerden birisi kitap yakmaktı. Yönetim kitap yaktı arkadaşlar. Yasak kitaplar listesi yayınladı. Bu kitapları hepsini topladı ve yaktı. 1980 yılında buna inanabiliyor musunuz? Bu zihniyeti görebiliyor musunuz? O kitaplar sizi dürtüyor mu? Fikir özgürlüğü derler ama fikirlere saygı göstermezler. O yüzden rahmetli Aytun Altuntaş, bu kişi bunları açıklamaya çalıştı hayatı boyunca. Ama bu kişi evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Zaten ölmeden önce de diyordu. Ben ölürsem bilin ki vaktim geldiği için ölmedim, öldürüldüm. Ve bir şekilde bu kişinin yazılarını internette gidin okuyun. İnanmasanız dahi sorgulayın. Doğruluk olma payları var mı yok mu ona bakın. Şimdi Avrupa Birliği artık sömürdü. Amerika zaten Amerika'nın izin verdiği şekilde sömürdü. Farkındaysanız Avrupa Birliği üretemez hale geldi. Bu toplumların, İspanyolların olduğu gibi üretkenliği unuttuklarında çökmeye başlamıştır demektirler. Bu insan ömrü gibi kısa olmaz. Onlarca yılda bu gerçekleşir. Bakın ellerinde parayla üretemedikleri için acil afet durumlarında bir şey yapamadılar. Maske dahi bulamadılar. Yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyorlar. Ülkemiz de burada yerini almaya çalışıyor, dik durmaya çalışıyor. Ama içimize riayet eden o Türk görünümlü kişiler ve de bilmeyerek onlara uşaklık eden Türkler de maalesef onlara yardımcı oluyorlar. Değirmenlerine su taşıyorlar. Lütfen tarihimizi okuyun. Hiçbir şey ön yargılı yaklaşmayın. Komplo teorisi diye dalga geçmeyin. Birisi bir şey üretmeye çalışırken dalga geçmeyin. Zaten adamların istedikleri o. Biz gözümüzü açmayalım, zombi gibi onlara çalışalım. Bir videomun daha sonuna geldik. Mutlu olun, aktif olun, umutlu olun, sorgulayın her şeyi. Söyleyene değil, söylenene bakın. Ne kadar saçma gelse de düşünün. Saçma olup olmadığını sonra karar verin. Her düşünceyi dinleyin. Beyninizi kiraya vermeyin kısacası. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.